Sen de. Fırsat mı fırsat? Akbaba gibi hemen tepemize üşüştün değil mi? Edip Hanım'la konuşacaklarım var. Ateş! Ateş! Yapma. Ne olursun. Yapma. Ateş annem o benim. İzin veremem. Çok yaşlı. Hasta. Hülya Hanım lütfen kendinize gelin. Ateş. Yalvarıyorum anneme. İnanma Ateş, inanma. Ay bir sus Efsun. Yalvarıyorum sana. Affet annem. Yeter artık, bitirin şu maskaralı. Yeter. Ne istiyorsun? Mehmet Emir Bey. Edibe Hanım'ı görmek istiyorum. Gel benimle. Bu oyunu burada bitiriyorum artık. Abi ne olursun annen o senin abi, yalvarıyorum yapma abi. Yeter Hülya, yeter. Annem o benim. Edip Hanım, iyileşmişsiniz. Konuşabiliyor musunuz? Hareket edebiliyor musunuz? Öyle duydum. Doğru mu bu? Yok yok. Kaçırmayın gözlerinizi benden. Ben bu anı çok bekledim. Ömrüm boyunca bu anı bekledim ben. O ailemin katilinin karşısına geçip iki çift laf söylemek. Annemi hatırlıyor musunuz? Babamı? Tabii. Hatırlıyorsunuz. Sık sık görüşürdünüz onlarla, değil mi? Merak ediyorum ya. Bir insanı öldürtmeye karar vermek nasıl bir his? Sırf para için. İki masum insanın öldürülmesine karar vermek. Nasıl bir duygu? Edip Hanım. Siz iyileşseniz de cezanızı çekmeseniz bile bu vefayla nasıl yaşayacaksınız ya? Size soruyorum Edip Hanım. Bu vefayla nasıl yaşayacaksınız? Korkuyorsunuz. Korkacaksınız. Bu sefer Mehmet Emir Bey de kurtaramaz. Bitti. Ateş yeter bu kadar. Neyi yetip yetmeyeceğine ben karar veririm Mehmet Emir Bey. Sen nasıl bir insansın ya? Daha doğru sormak lazım, insan mısın acaba diye. O içeride yatan kadın senin babaannen be, babaannen. Ay sen bana insan mısın diyecek insan mısın lan? Ha? Sen kendini ne sanıyorsun? Ayrıca ne varmış babaannemse? Babaannemse de babaannem yani. Benim de analığım var, babalığım var burada söz konusu olan, tamam mı? Beni senelerce büyüten insanlar burada söz konusu. O adam içeride hala sürüm sürüm sürünüyor. Sen bunun farkında mısın?